Bu evet. Bahsettiğiniz 3 beyaz. 3 beyaz. Ya bugüne kadar 3 beyaz olarak ne biliniyordu? Un, tuz, şeker. Un, tuz, şeker. Fakat burada tuz zararlı değil. Yani tuz üzerine söylenenler yanlış. Beyaz un, şeker ve peynir, beyaz peynir. Peynirin her türü aslında da. Tuz neden zararlı değil? Tuzla ilgili Profesör Doktor Atla Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da binlerce insan üzerine araştırma yapmış. Ve tuz sadece kalsiyum problemi ve böbrek yetersizliği olanlarda problemi sebep oluyor. Normal sağlıklı bir insanda? Sağlıklı bir insanda tuz asla probleme sebep olmaz. Peygamber Efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz sizi 70 türlü hastalıktan korur diyor. 70 türlü. Nasıl koruyor? Şimdi sodyum klorit. Ne oluyor? Bağırsaklarda çözülüyor. Mesela eskiden Ankara'nın suyuna klor katılırdı. Niçin? Bakteriler yok etsin diye. Bu tuz. Bunu biz bir tuz olarak aldığımızda sodyum ve klor bölünüyor. Klor gazı bağırsaktaki zararlı bakterileri, mantarları yok ediyor. Dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte ediyor özelliğe sahip tuz. İki, beynin fonksiyonları buna bağlı. Elektrolit gibi. Yani beyinde tuz oranı azalırsa fonksiyonları da azalır beynin. Yavaş yavaş hafıza zafiyeti başlar. Hani ben daha önce, yıllar önce bu konularda araştırmaya başladığımda tuz şöyle zararlı, tuz böyle zararlı, tuz yerine şunu kullanın, tuz yerine bunu kullanın dediklerinde Allah Allah dedim ya, haşa, Peygamber Efendimiz hata yapmayacağına göre, onun hadisinde bir hata olmayacağına göre burada modern tıp bir hata yapıyor. Çok konuda hata yapıyorlar. Nihayetinde insan hata yapabilir. Mühim olan hatadan dönmek. Mesela ıspanakta demir var dediler. Ispanakta hiç demir olmadığı anlaşıldı. Ispanak kan yapar dediler. Ispanak hiç kan yapmadığı anlaşıldı. Ama yıllar sonra hala bundan haber olmayan profesörler var. Televizyonda diyor ki bir tanesi geçen ismi bilmem ne, ıspanak bol bol yiyin diyor. Kan yapar. Duymadı hiç, demek. Duymamış. Daha dünyadaki gelişmeleri takip edemiyor. Tuz çok çok faydalı. Mesela hamile bir kadın tuzsuz yemek yese ceninin gelişmesi, zekası yavaşlar. Yani geri zekalı olabilir. Küçük çocuk tuzsuz yemek yese zekası gelişmez. Yani tuz çok çok önemli. Hayattan vazgeçilemez. Hani burada böbrek, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek süzgeç gibi. Sodyum süzemiyor. Bu nedenle de yani bu sıkıntı varsa sıvır, almamalı. Yani böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon problemi olanlar tuz dikkat etmeli. Ama kronik böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyonu problemi onu tedavi ederiz. Problem değil yani. Bu tür rahatsızlığı olanlarda mesela kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı olanlara iksir, tonik ve böbrek ve mesane çayı, yüksek tansiyonu olanlar için de iksir, tonik ve tansiyon çayı. Bunları kullandığında çok kısa sürede iyileşir.